Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün evde İzmir bombası yapıyoruz. Evin şartlarıyla İzmir bombası yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. O zaman abi ben kamerayı çevireyim. Ondan sonra geliyorum. Kamerayı çevirdikten sonra geliyorum abi. Evet abi, pek ışık yok şu anda. İzmir bombasının birinci hali hazır şu anda. Bu birinci hali. Nutella ile yapmanızı tavsiye ederim. Daha akışkanlı oluyor. Ama biz Nutella kullanmıyoruz çünkü pahalı. Şöyle yakın çekim alayım. Oo, böyle çok kötü gözüküyor. Böyle bohça şeklinde sarıyorsunuz. Parçalanmaması gerekiyor. Biz normalde teker teker yapıyoruz. Bunları hepsine birleşik de yapabilirsiniz. Büyük yani. Ama teker teker yapmanızda fayda var. Çünkü eğer buzdolabında saklayacaksanız teker teker olması daha hijyenik bence. Arkadan güneş vurduğu için şu anda kötü gözüküyor. Yani ama böyle yapılıyor genelde. Şu ilk başta hep güzel oldu. Böyle bohça şeklinde sarıp fırına veriyoruz abi. Bir de bunun tadım testini yapacağız. Oradan da büyük ihtimalle geçeceğini zannediyorum çünkü çok güzel. Evet arkadaşlar, şu anda son hali böyle. Maalesef oruçlu olduğum için tadım testi yapamayacağım. Ama çok güzel. Çok güzel görünüyor. Böyle. Maalesef oruçlu olduğum için tadım testi yapamayacağım. Bu arada poğaça da yaptık şurada. Ek olarak. Ama daha var da. Daha şurada. Bir de artı bir salata. Buradan böyle güzel olur abi. Pratik. Pratik bir yiyecek arkadaşlar. Pratik bir tatlı. Tatlı yani. Yufka ile yapılan tatlı. Yufka değil de unur. Unla yapılan bir tatlı. Adını unuttum şimdi. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Böyle son hali. Ama üstü beyaz olması gerekiyordu. Fazla pişti, o yüzden böyle hafif sarardı. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı ve abone olmayı hoşçakalın be. Vay, özellikle like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın be. Bye.